Kim, nerede, nasıl görüntülendi? Kim, ne giydi, ne dedi? İstanbul caddelerinden ünlü manzaralarıyla devam ediyoruz. İstanbul caddeleri hızlı, İstanbul caddeleri renkli. İşte caddelerden ünlü manzaraları. İstanbul caddeleri. Cadde turunda Cemal Hünalı bir hastanenin yanındaki kafede yemek yerken görüntülüyoruz. Acaba bir rahatsızlığı mı var? Yok yok. Burada gezmeye gelmiştik de. Burada, bak burada doğdun dedik. Ondan sonra canı ıslak hamburger çekmiş. Biz de oturduk. Neler yapıyor Cemal Hünal görmeyeli? Hafta Uşak'taydık. Biz iki hafta Ruhi Sarı ile beraber çok güzel bir filmde çalıştık. Bir yol hikayesi bakalım. Tamam bakalım nerede çıkar, ne zaman çıkar bu şartlarda artık göreceğiz. Şey mi yani, dijital için mi beyaz perde için mi çektiniz? Beyaz perde için çekti yönetmen. Hani... En azından biz öyle biliyoruz. Bize dediler ki, bizim bildiğimiz o kadar evet. Bu arada koronavirüs vakaları hızla artıyor. Çocuğu doğan Atilla için herhangi bir önlem aldı mı? Tabii çocuklar için onaylanmış bir aşı yok. Hani Türk usulü tavuk suyu, kemik suyu, soğan sarımsaktan yürüyoruz tabii. Yapacak bir şey yok yani. Sizin aşılarınız olmuyor. Tabii ben iki porsiyon... Üçüncüye doğru bakıyoruz artık, öyle diyorlar. Atlarla uğraşmayı bıraktı Cemal Hünal. Üzüldü mü? Soralım hemen. Malum at çiftesi nedeniyle yüzünden ağır bir şekilde yaralanmıştı daha önce. Neden bıraktım? Çünkü öğrendikçe yani atların tutuldukları şartlar beni tatmin etmemeye başladı. Hani daha geniş alan lazım, daha açıkta olması lazım. Ben düşünmek istemiyorum artık hayvan ahırda ne yapıyor? Yemini yedim mi yemedim, naldan geldi mi gitmedim. Hani ben... Kendi hobimi, kendi yeteneklerimi geliştirmek için bu işlerle uğraşmaya başladım ama bir baktım ondan sonra 40 başka insanın atının derdiyle uğraşıyorum. Bunun da sonu yok. Bütün vaktimi alıyordu. Onun için bir elimi ayağımı çektim. Çok rahatladım. Üstümden büyük yük kalktı yani. Çok keşke fazla vakit vermiş ona. Yok hayır. Çok sevdiğim yani çok sevdiğim bir şey yaptım bir kere. Hani ayrıca çok güzel yetenekler geliştirdim. Çok güzel bir bilgi kütüphanem oldu bu konuda. Bu fazlasıyla tatmin ediyor zaten. Harun Tekin'le birlikteyiz cadde turunda. Sevgilisi Melisa Sözen de burada yemek yiyordu. Haberi yok mu? Şükran Melisa Hanım'ı da görmüştük de. Öyle mi? Evet o da. Aa eyvallah. Sen tarafta kafede oturuyordu. Kolay gelsin size. Anlaşılan haberi yok. Peki neler yapıyor görmeyeli? Sağ olun eksik olun. Akşam konser var, ona hazırlanıyoruz. Konser mevcutun devam ediyor Marmara'da çıkınca. Ediyor. Şu havalarda neler söyleyeceksiniz? Özlemiş izleyiciler de sizi. Sağ olsunlar hep geliyorlar. Biz de çalıyoruz. Var mı peki yeni çalışmalar olacak mı? Var bir şeyler işte yavaş yavaş kışa doğru devam edeceğiz konserlere bakalım. Geçimiz. Harun Tekin'den 30 metre ileride bir kafede yemek yiyen sevgilisi Melisa Sözen'i görüntülüyoruz şimdi de. Çıkışta şaşırıp iyi akşamlar deyince gülüşmeler başlıyor. İyi akşamlar. Aman diye. Nasılsınız? Ay çok üzüldüm. Bayağı yorgunluk. İyiyim, siz nasılsınız? Harun Tekin'le ilişkisinde sorunlar olduğu söyleniyordu. Acaba bir doğruluk payı var mı merak ediyoruz. Ancak Melisa Sözen kaçamak cevap verip yanımızdan ayrılıyor. Çok güzel. Ay oğlum. Bir dakika. Evet. Tamam. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Öyleymiş. Evet. Anladım. Evet. Yani ilişkiniz Melisa Hanım da buradaydık. Bir anda hani kaçama cevap verin de düşünme oldu sanki. Hayır. Her şey yolunda. Yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun. Kayınvalide gibi konuştu. Oyuncu Metin Akdülger ve sevgilisi Cansu Akın'ı ilk kez görüntülüyoruz cadde turunda. Hemen yanına gidiyoruz. Metin Akdülger'in yeni ilişkisiyle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz ancak pek konuşma gününde değil. Olacak umarım. Dijital mi olacak yine yoksa TV'ye mi düşünüyorsunuz? Dijital olur. Çok var mı görüştüğünüz peki yoksa? Ya kusura bakmayın ödemeyeceğim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Elif tekrardan ilişkinizde. Tamam. İlk kez görüntüleniyorsunuz siz de. Merak söylemeciler nasıl gidiyor ilişkiniz? Yazın da beraber tatildeyiz. Tatil nasıl geçti Elif? Güzel geçti. Özge Ulusoy'u görüntülüyoruz şimdi de. Nereden gelip nereye gidiyor? Nasılsınız? İyi sizi sormalı. Biz de iyiyiz. Öyle bir kız kıza öğle yemeği yedik. Evlere dağılıyoruz. Evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi yolunda her şey çok şükür. Çalıştık yoğun. Şimdi önümüzdeki hafta da işlerimiz var. Koşturuyoruz. Güzel. Yoğun tempo hep devam ediyor aslında. Pandemi yoğun döneminde de çalışanlardan biz. Biriydiniz. Evet biz yoğun neler tempoyu söyleyeyim? Seviyoruz. Pandemide biraz dinlenme şansımız da oldu ama yoğun tempoyu seviyoruz. Allah iş güç versin hepimize. Yurt dışı gezileri yapmayı seviyor Özge Ulusoy. Yakında bir seyahat var mı? Olur inşallah. Aşılarımız olduk. Olur diye düşünüyorum.
düşünüyor musunuz peki rota neresi olur? Avrupa, Asya tarafı? Şu an hiç planlanmış bir şey yok. Şu an planlı bir şey yok ama olursa. Peki çok teşekkür ederim.